Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir Kürt tarifi vereceğim. Sürekli bu tarifi veriyorum ama uygulamalı olarak da göstermek istiyorum. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Bakın şu sardunya tohumu. O yüzden bunu koparmıyorum. Sardunya tohumu vermiş bana. Çok sevdiğim sardunya tohum bırakmış. Şöyle göstereyim. Ben bu çiçeklere ne koyuyorum, ne nasıl kür uyguluyorum. Bunları söyleyeyim size. Bakın yumurta kabukları da burada duruyor. Çok fazla laf uzatmadan şöyle kürüme geçmek istiyorum. Bu arada petunyalarıma kekik koydum arkadaşlar. Şunlar bit değil, kekik. Bakın kekik koydum. Petunyalarımı kurtardım. Pıtır pıtır açmaya başladılar. Bakın. Güzel güzel geliyorlar. Şurada da yine harika bir sardunya geliyor. Bakar mısınız? Dibinde de tomurcuğu var. Aralardan geliyor. Bakın bakın burada da var yine tomurcuk geliyor. Ve şuralardan yine tomurcuklar geliyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yine söylemiştim. Bakın şöyle kahvemi içtim. Kahveyi içtikten sonra şöyle bir bardak bekletilmiş suyun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kahve tellesi koyuyorum ve güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra iyice karıştırdım. Bunu begonvilime vereceğim arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Begonvilime yakın zamanda kür uygulamamıştım. O yüzden bir de böyle tam dibine değil ortasına doğru böyle döktüm. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Begonvilim de çok güzel. Böyle çiçek açmasını bekliyorum. Bakın şu büyümüyor demiştim. Bu da aralardan güzel güzel geliyor. Bu şekilde yaparak siz de çiçeklerinizi sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Güzel güzel böyle hepsine bütün çiçeklerinize kahve tellisinden uygulayabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.